Ha, bana sorarsanız ben 10 numara bir insanım. Keşke her şey benim küçükken televizyonda izlediğim gibi olsaydı. Ama öyle değil işte. Ben Amsterdam'a gittim, binaları yesim geldi. 9.1'lik film yok. IMDB'nin ofisi nerede ya? Benim en sevdiğim nuvar, Dana Nuvar. Tık tak tık tak tık tık tak yapabilir misin? Sinemaya dair, dair, sinemaya dair, sinemaya dair, sinemaya dair, şey... dair. İbrahim Tatlıses gibi bitirmek istiyordum. Paribu Cineverse'ün sunduğu Sinemaya Dair isimli programımıza hoş geldiniz. Ben Volkan Öge ve sevgili kardeşim Ozan Akyol. Bugün yine hayata ve sinemaya dair bildiğimiz her şeyi sizinle paylaşacağız. Geçen hafta sizlere küçük bir ödev vermiştik ve demiştik ki kendinizi puanlayın. Tıpkı bir filmi IMDB'den Tabii. puanlar gibi. E, kıymetli Ozan Akyo'yla birlikte buna cevap vermeye üzerinden size başka filmler önermeye çalışacağız. Çünkü bildiğiniz gibi sinema hayatın ta kendisi, kendisi de değildir. De değildir. Benzeridir. Yani sinema yapıtları hayatın bir ürünü de dersek, çocuğu dersek kesinlikle bir DNA testi yapılmalı. Bu bundan mı çıkmış? Bu hayatın ürünü mü diye. Sinemalara da arada bir şöyle test, laboratuvar, tahlil. Yapılması gerekiyor. Bunu da en iyi kim yapıyor? İlker Canikligil, Caner Özyurtlu. Var mı? Üçüncü sayamazsın. Çok sayamazsın. zor. Çok, çok zor. zor. Okancım ben şimdi biraz baktım. Maşallah böyle bol keseden 7.2'ler, 7.4'ler. Bak görüyorum burada. 8'ler falan var. Kırıcı olmak istemiyorum. Bunlar gayet iyi puanlar ya. Maşallah yani herkes kendine bol keseden güzel vermiş puanlarını. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Liyakatsizlik insanın ilk önce içinde başlayan bir şeydir. Sonra kanser gibi toplumun bütün hücrelerine yayılır. Ben onu görüyorum burada. Bence bir insan kendi maksimum 6.6. Ben de 6.5 diye düşünmüştüm. 6.6 şöyle iyi. Kendimi 6.5 düşündüm yani. Çok sevdiğim 6.6'lık filmler var. Baktım harbiden ulan 6.6 çıktı dediğim filmler var. Ya yani bir insan bundan daha yukarısına çıkarsa biraz yukarılık kompleksi gibi bir şey olur. Yani üçüm diyerek de böyle hava atarak olabilir, garip bir aşağılık kompleksinden ego çıkarma gibi. Yani, yani bence bunlar sağlıklı yaşam için gerekli şeyler değil. Ha bana sorarsanız ben on numara bir insanım. Onu da yani her yerde söylemeye çalışıyorum. Bir insanın kendisini altı buçuktan yukarıya puanlaması bir filmin kendine IMDB puanı vermesine benzer. Evet. Ben hızlı bir şekilde başlıyorum. Atakan Lütfen. Altay yazmış. Hayatımı IMDB kitlesinin pespayeliği ile puanlarsam 5.6 puan. Benim için en ideal olan puandır diye düşünüyorum. Haydi yorumlayın dostlar. Bakalım neler olacak. Bir yandan da bir ön bilgi bir var. Bir hafta sokmuş. Bir pespayelik IMDB bilgisi IMDB kitlesinin elimizde. pespayeliği. Evet. Yani Rotten Tomatoes olarak mı düşünseydik? Ne yapsaydık? Ama hani elimizdeki en büyük kerteriz alınacak platform IMDB olduğu için biz öyle söyledik. Yani evet. hani e-devlet desek e-devlet'ten de bakabilirdik puanlarımıza yani. Herkes çıkarsın sağlık, yerleşim bilgileri falan. Çok hani güzel bu yaş olmaz mıydı? E-devleti e sosyal bir platform yapsak. Puanlama sistemi olsa vatandaşlık puanlı ve altta da yorumlar olsa. Tabii ki. Ama mesela şu tarz yorumlar tabii görmeyelim mümkünse. Mesela 5 yıldız verip yorum öne çıksın diye 5 yıldız verdim. Aslında hiç sevmiyorum bu adamı gibi hani oluyor ya. Köftesi kötüydü denebilir mesela sana evet. geldi eve. <laughs> yani ama ben öyle bir şey vaat etmedim size. Ben dostluk, sevgi, adalet, eşitlik özgürlük vaat etmişti. bayağı da bir şey vaat etmişsin yani. Ama köftesi kötü deyip bir puanı verip çıkabiliyorsunuz. <laughs> bir yandan da sen de sayısalcısın ya. Abi bak bu puan, randıman, performans bunlar makinelerden beklenir ya. Öyle değil mi? Ya yani insanları aslında puan verdirtmemek lazım. Şu an ayağımızı sıkıyor gibi olabiliriz fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Böyle böyle bizi mahvettiler. Performans, verimlilik, puan, sayı, o bu sen altılık adamsın, onluk kızla nasıl çıkarsın? Örselene örselene ne olduk? evrensel olarak doğru bir puanlama sistemi olsa ben çok karşı çıkmayabilirim. Ama puanlama sistemine ve puanlama ölçüm tekniğine inanmıyorum. Yani bir insanın gerçekten 6 ise 6'lığını bilmesi lazım. Yani 6 gibi yaşayacaksa 6 diyelim. Ama gidip 7 gibi yaşamaya çalışmasın yani. Doğru diyorsun. Böylelikle şunu da göreceğiz. Kimse on numara değil. Plaka kontrol. Plakanı söyle sana kaç puanlık adam olduğunu söyleyeyim. Şimdi dönecek olursak Atakan Bey'e. iyi bir Steven Seagal filmi önerebilir miyiz? Under the Siege. Under the Siege öneriyoruz. Tabii ki Steven Seagal yine gibi şeyler yapıyordu. Sonunda iyi adamın kazandığı belli olan bir film. Doğru. Zaten 6'yı asla geçemez sonunda ne olduğu belli olan filmler. Biraz da kendisi sinirli ya. Pespaye falan dedi. Steven Seagal da yavaş yavaş sinirlenir filmlerde ama sinirlendi mi de pek sinirlenir çok yani. Çok kemik kırar. Çok kemik kırar. Aynen. Yani kalpten çok kemik kıran bir adamdır. Evet. Meseleleri dövüşle çözebilmesi de bence 5.6 hisseden biri için bence iyi bir film önerisi. Konuşmadan problemlerin çözüldüğü filmlerde 5.6'yı geçemez. Ben ya size şunu öneriyorum Atakan Bey en azından bir Steven Segal olamayabilirsiniz ama meseleleri bir de kaba kuvvetle çözmeye çalışın. Evet biraz da o pencereden bakın. Hatta o pencereden atın problemlerinizi doğru. dışarı. Bir ara işte Steven Seagal, Bruce Lee, Van Dam. Ya bunlar bize meselelerin çoğunun karateyle çözülebileceğini anlatmıştı ya Volkan. Evet, sonra Çok ama... altın yıllardı onlar ya. Ama sonra işte Chabi ile tanıştık ve hiçbirinin doğru düzgün dövüştüğünü bilmediğini, doğru. dövüşmeyi bilmediğini gördük. Evet. Umudumuzu kırdı, evet. hayallerimizi yıktı. Her keşke her şey benim küçükken televizyonda izlediğim gibi olsaydı. Ama öyle değil işte. Amsterdam'a taşındıktan sonra İşler yoluna girdiği için 8.9 veriyorum demiş. Çok havalı. Havalanmış. Amsterdam'da yaşıyorum şekerim. Hiç sevmem. 8. Havalanmış. 8.9 bak ne lan? böyle ya film bir kere mi var? Amsterdam'da istediğiniz kadar yaşayın tamam mı? Oranın 7.5 üstüne çıkmasına imkan yok. Çünkü evler Lego gibi, karton gibi. Ben Amsterdam'a gittim. Binaları yesim geldi. Böyle şehir olmaz dedim. Bana şehir şöyle boş kaba inşaatlarıyla, boş arsalarıyla çok doğru söylüyor. Hiç bitmeyecek inşaatlarıyla şehirdir. Kesinlikle. Bu ne abi? Her şeyi çok nizamlı, intizamlı. Burada hayat yok ki. Ya bir vinç yok ya. Vinç bile çok tatlı. Küçük. Evet. Vinç bile şeye benziyor yani aa buraya yeni bir eğlence merkezi mi açıldı biz de binelim diye gittik meğer adam inşaatçıymış yani iş yapıyormuş orada İlkel herkes bisiklete biniyor bir yerden yere gideceksin bisiklete biniyorsun ya öyle şey mi olur ya benim en az 4 vesayete binmem lazım bir yerden bir yere giderken ki rahat edeyim. Teknolojinin dört farklı nimetten yararlanmam ben metrobüs, vapur, taksi, dolmuş, başka türlü ben bir yere gidiyormuş gibi hissetmiyorum. Ya bir yandan da şöyle bak, ironik bir şekilde eleştirelim fakat gerçekten de bisikletten ben nefret ettim orada. Çünkü tam doluyorum dın 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 bir de böyle hani şey gibi sen ona dikkat edeceksin zaten. Medeniyetsiz görgüsüz burada ne işin var? Ya kardeşim esas senin ne işin var ya? Yani yok karbon salınımına karşıyız yok bilmem ne. E gittiniz orada milleti kestiniz, sömürge ettiniz. Bisikletle mi dünyayı kurtaracaksınız? Geçiniz bunları. Bu yani arkadaşa işte, ne önerelim? Kendini bir şey sanan birinin filmini önerelim. Ben Onduğumun. Ama o da farklı bir şekilde kendini bir şey sanıyordu. Bilmiyorum. Jim Kerin Kimker'in versiyonu. Evet. Kimker'inkini önerelim. Çünkü bir o şey kendini sanmış. gerçekten Kaufman zannetti bir dönem. Mühendislik mezunuyum. Ama bir süredir 3D artist olmak için uğraşıyorum. Şu an barista olarak işe başladım. Tür komedi dram ve bu saçma hayata puanım 5.5. Mütevazi bir yaklaşım var kendine, arkadaşımızın anladığım kadarıyla. Mütevazi ama yani mühendis olması ve büyük hayaller kurması ama bir barista olarak şu an çalışmaya mecbur olması bu zaten bizim dramamız. Yoksa aslında bu bir yerde normalde bir şey. Bence bu arkadaşa yardım edelim. Bir puan ben verim, bir puan sen ver. 7.6 yapalım bunu. Tamam 5.5'tü bu arada birer verse 7.5 oluyor. 7.5 yaptık. Bir tane de şöyle güzel Safdi Brothers filmi Good Times. Öyle bir şey diyorsun. Onu bak. Onu bir izle. Millet ne çileler çekiyor yine de hiçbir zaman pes etmiyor. Ben de Pursuit of Happiness diyorum. Bazen daha zor durumda olan insanları da izlememiz lazım. Doğru. Aslında Türk televizyon dizileri bu mantıkla çalışıyor. O kadar kötü durumda insanları izliyoruz ki halimize şükreder noktadayız. Burada Pursuit of Happiness belki bu kardeşimiz için bu kovalamacaya devam edelim. Bir de şey oluyor ya Volkan, kızılcık şerbeti. Mesela kızıl goncalar. Kızıl i̇şte kim vardı? Kızıl devirme kadar gider mi diyorsun? Gitmiyor. O nereden alıyor? Şerbet, gonca komposto, geldin, geldin. bilmem Aynen. ne, menekşeler kızarırken, kıpkırmızı olmuş bunun burası gibi bir diziye kadar gidebiliyor. Yani bu birbirini kopyalama da çok rezalet açıkçası. Kızılıcık şerbetiyle kızıl goncaların muhafazakar evet. seküler atışmasını incelerken aynı şekilde bunu bir de kızıl gibi bir şey yani şerbeti yap o zaman. O bilmem ne yapsın. Cenaze pidesi. Ve cenaze pidesinin işte ilk bölümünün şeyleri, detayları sızdırıldı. Özcan Deniz türban takacak ama sonra Berdan Mardini olduğu ortaya çıkacak. Zaten Özcan Deniz Türban takınca Berdan Vardin oluyor. Olabilir. Yani tamamen ona dönüşüyor. Mesela Deli'nin kaseti 9.1 vermiş. Yuh diyorum. 9.1'leri ben kale alamıyorum. 9.1 mi, mi yani? 10, 1 .1 vermiş? 9.1'lik ben film izlememiş olabilirim. Ben de hiç hatırlamıyorum. Ne olabilir? IMDB Top 100 1. Evet. Shawshank Redemption. 9.1'lik film yok. 9.3 Shawshank Redemption. 9.2 Godfather. 9.0 Dark Knight. 9.1'lik film yok. O zaman şöyle yapacağız. Bir sonraki bölüme kadar abanacağız. Birini ya düşüreceğiz bu filmlerden. Oy, eksi oy, eksi oy, eksi oy. Ya bir şeye 9.1 yapı verelim ya. Hep birlikte kararını verelim. Ben Dark Knight'ı 9.1 yapalım tamam, diyorum. Tamam Dark Knight'ı 9.1 evet, yapmayanın. İşte öyle. Yapacağız. Anlaşıldı zaten. Sosyal medyanın gücü. Ben ilk defa sosyal medyanın gücüyle bugün tanışıyorum. Kullanmak istiyorum. Bir daha da inşallah nasip etmez Tabii Allah. Tabii şimdi biz burada yol göstersek binlerce insan yıkarlar orayı dolayı. bin ofisi nerede ya? Hamalcılar bile düğünde. <laughs> Trump Tower'da. <laughs> Metro City'de abi. Ulan koskoca Amerika başkanısın. Mecidiyeköy'de köyde dükkanım var ya. Başkanın orası falan hani. Başkan diye açmasın dükkanı. Bazı sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz mesela melodik gürültü. Aynı zamanda canı vererek vermiş. Ama Hı. yine 9.4 vermiş. Bir Oğlum bunlar nasıl benlik algıları bunlar nasıl puanlar böyle ya inanılmaz. Acaba hayatlarına mı veriyorlar yoksa özlerine mi veriyorlar? Kimse yoğurdum ekşi demez Volkan. Evet herkes kendine göre süper falan olabilir. Zaten bunu çok düşünüyorum biliyor musun? Herkes anlaşamıyor ya evet. hiç kimse kimseye anlaşamıyor. Ve hepsi haklı olduğu konusunda çok emin. Bu neden oldu biliyor musun? Her şey mükemmeldir ve siz her şeysiniz gibi şu ses tonuyla çok fazla... Şey dinlendi, podcast, e, konuşma, Motivasyon işte panel. Evet, dinlendi. Yani millete şey demek lazım. Kardeşim sen tamam güzel puan veriyorsun kendine sen de. Sen 3.0'sın ya. Biri bunu sana söylemeli. Bana göre sıfırsın da <laughs> diye başlayıp cümleye. <laughs> Tabi bu da biraz sert olur. Ama şunu demek lazım. Şimdi sen bu hayatta başrol müsün? Benim tanıdığım birçok insan başrolüm sandığı filmde figüran olduğunu son iki ayında öğrendi. Ya ölmeden, ölmeden ya mi? da fikriyat Hayatından... olarak ölmeden önce yani. O zaman şöyle bir şey öneriyorum. Tam puandan bunu çıkaralım ve 0.6 puanlık bir film öneririm. Yani hayatının artık 10 puanlı olmasına madem bu kadar az kaldı, tam oraya dolduracak bir film verelim, seni mükemmel bir insana dönüştürelim derken Sharknado adlı film önermeyi düşündüm. Ama Sharknado bayağı iyi film ya. Çok Sharknado var. Aralarından elbet bir tanesi çok kötüdür. Bu film yapımcılarını çok anlayamıyorum da ya böyle bir şey yapmaya ne ara karar verdin? Ne seni heyecanlandırdı böyle film yapmak için ben de genelde evrene baktığımda böyle düşünüyorum Oradası öyle kızıl gezegen, burası sulak, yeşillik. Bir yerde halka var etrafında. Ay çok garip Uzayın ya. Uzayın halkalısıdır bu arada satın. Bilirsin <laughs> değil mi yani? <laughs> bu kötü şakaları da sizin büyük gönüllerinize borçluyuz. Lütfen kabul edin. Çok güzel. Üstelik o kadar uzak. Evet. Yani aşağı yukarı halkalı kadar evet. uzak. Mithat Kandemir. 4.8'lik bir film noir demiş. Gizem katmaya çalışıyor kendini. Yani şöyle bak. De. Noir film dediğinizde de şöyle misin? yapacaksınız. ha 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 Orada ne oluyor? Alengirli işler var yani. Nuar filmler görüntü yönetmeninin filmi çektikten sonra renkleri hiç beğenmediği filmlerdir. Yapışta işte siyah beyazı gitsin gibi. Lighthouse mesela mantığında. Gerçi evet. tam siyah beyaz tanımı nuara yetmiyor belki ama. Ama bence doğru. Hani böyle bazı arkadaşlarınız vardır. Her fotoğrafı siyah beyaz yaptığında çok gizemli, anlamlı ve havalı olduğunu düşünür. İşte film nuar böyle çıkmıştır. Benim en sevdiğim nuar dana nuar. Bilir misin? Evet ben Etin... dana incik Öyle mi? tarafındayım çok biraz. Ama dana nuar da tabii ki evet. 4.8'lik bir Dana Noir veriyoruz evet, o evet. zaman sana. Biz size film değil, gidin şöyle Güzel bir yerden dana noir alın, mangalda falan güzel oluyor, onlara bakabilirsiniz. En azından kafanıza biraz protein girer, biraz daha kendinizle ilgili iyi düşüncelere sahip olursunuz. Bir de böyle bir birazcık e, hafif self-pitiful bir tayfa var. Ben onları da anlıyorum. Ben anlamıyor muyum sanıyorsunuz? <laughs> 4.5'ler, 4.8'ler havada uçuşuyor ama yani bir 6.5 yok ya. Ya 9-10 ya da 4-5. 4.5'lik... İzmir kasabalı romantik komedi. Ama komik değil. Gamze Bayır yazmış. Böyle filmler var mı? Var. Şeylerin falan oynadığı var ya. Engin Altan Düzletan. Ber Berrak Tüzün Ataç bilmem ne falan. Biz böyleyiz. Ha işte o, Biz onun gibi bir şey. Şimdi... Muhteşem bir Ege kasabası hikayesi. Bir tane kızla bir tane oğlan birbiriyle aman. ilişkiye girmeye çalışıyor. Aman aman. Ben IMDB 5.2 puanlık 1986 yapımın bir filmim. Kült olduğuma inancım sonsuz. Gerçek değerimi anlayacak tutkulu izleyicilerimi beklerken... Sabrımı hiç yitirmiyorum. Kendisi dost arama sitelerine yazar gibi yazmış. Anladığım Arkan kadarıyla. Ayan, evet. Creative evet. Woman falan önerebiliriz. 86 Aa. falan diyor. Aa. Tevellüt de yeter kendisine. Helmaylan Lois miydi? Öyle bir şey olabilir. <laughs> Bayan... <laughs> Helmaylan. <laughs> Helmaylan Lois. Bayanlı değil de böyle ghost olabilir. Ka kaç varmış kendisine beyefendi? 5.2. Ghost 5, fazladır herhalde. Ben bu beyefendiye de puan artırımı talebiyle geliyorum. Şöyle bir soru sormuş Google'da. Is 5.2 IMDB good? Ben de geçen şey yazmıştım. Gerçekten inanılmaz. Köfte neye iyi gelir? <laughs> 7.1 çıktı ya Ghost. Ben bu arkadaşı 7.1'e çekme taraftarıyım. Kendisi de kendine el versin biraz. Desin ki hayır biz 7.1'den aşağı düşmeyecek bir insanız diyecek. Ve biraz da kendinler nerede gördüğünle alakalı evet. tabii. 7.1'e ittirdik bu kardeşimizi. Dostu tamam. verdik. 7.5'lik bir bilim kurgu filmiyim. Richard Thomas. Bu arkadaş mı? Evet. Türkiye'de. Türkiye'de. 7.5 ve bilim kurgu. E hem bilim hem kurgu hem de sürükleyici. Şimdi Richard Bey ben size gelin anlaşalım. Bilim kurguyu boş verin. 7.5 diyorsanız da çok güzel bir film önerim var. Siz biraz Almanca gibi duruyorsunuz. Sarı Mercedes. Çok iyi. O da bence bir bilim kurgu. Ya çünkü teknoloji var. Otomobil var. Teknoloji ve bilim. Kurgu var. İlyas Salman karakteri Bayram'dı galiba adı. Bayram'ın kafasındakiler. Çok güzel bir öneri. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz Ozan zaman Estağfurullah. IMDb puanı 5.9 olan bir filmim ama izleyince abi bu filmin puanı nasıl bu kadar düşük olabilir diye şaşırdıkları türden hmm. demiş. Elif XYZ0. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar tam genelde dediğimiz. korku janrlarında karşılaşıyorum. Evet. E Dark Song mu ne vardı? Güzel bir film ve tam böyle hissetmiştim Elif hanım. O zaman gibi. ben de izleyeyim onu. Sen de izle. Bak şöyle demiş Mehmet Güzel. 10 tam puanlık birisiyim. Ona göre film önerisini sevinirim. Parantez açmış. Aslında böyle değilim ama o yolu olsaydım nasıl bir film söylerdiniz onu merak ettiğim için yalan söyledim demiş. Canım benim. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzel yüreklilik. Bu nasıl güzel bir yürek? Bu benim nasıl güzel on, bir dalak? Benim on numara olduğumu da bilmesi çok hoşuma gitti. Harika, ben çünkü bilir gibi şey aşırı yap. severim övülmeyi ve yalakalı. E, fırsatım olsa etrafımı sadece şakşakçılarla doldururum ama <laughs> biliyorsun ne paramız yetiyor Volkan'cığım ne zamanımız sorma, sorma. yetiyor. Çok pahalı çok pahalı. Çok pahalı artık. On numaralık film ne olabilir ya on numaralık? Die Hard. Ben mesela hard'ım. Ben bir film olarak da hard'ım. puan olarak da dayhardım. Sen insan die hard olarak da dayhardım. Ben insan olarak da John McLean'im, evet. onun gibi yaşıyorum hayatı. Onu ben hiç düşünmemiştim. Şimdi o zaman sana yardımcı olayım bu yolda. Lütfen. Dövüştü mü, dövüşsüz mü? Dövüşsüz. Dövüşsüz bir film arıyoruz. Ama dapanca olsun. Yani fazlası... ya dövüş olacaksa da iki tokat hani iki tokat yani evet. normal dövüş. Ah, yani. Buldum. Goodfellas. Çok güzel film. Bence 10. Kazino da gider. İzleyin. Goodfellas izliyorsan kazino izleyeceksin Esin. mesela. İzle. Bunu daha önce yapmıştık. Bu filmi seviyorsanız bunu da seversiniz bölümü. Bunu da oraya şey gibi düşünelim. Evet. Adendum gibi düşünelim. Geçmişteki sorularımız da devam ediyor. Bunları Şu cevaplamak tabii da hürriyetindeyiz sonuçta Biz valide. hem şimdi deyiz, hem geçmişteyiz, hem de gelecekteyiz. Biz çünkü neyiz? İki zaman yolcusuyuz. Yine kendini acıyan insanlar geldi. Kendinize acımayın ya. Kendinizi sevin ama şöyle sevin. Ne olduğunuzu bilerek. Yani mesela atıyorum ben gittim Sharknado'yu yaptım evet. diyelim. Vay efendim ne kötü film oldu diyeceğime öncelikle onun kötü bir film olduğunu bilelim ve sonra onu sevelim. Ya Bitti kendinize yani. bir de ne kadar acıyabiliyorsunuz? Yani sınırınız ne? Onu bir test edin. Mesela çıkıp gönül rahatlığıyla dilenebiliyor musunuz sokakta? Dilenci ben Önemli çok bir rahat. Ayıraç. Ben çok rahat dileniyorum derseniz bu puanları verin. Ben normalde de zaten direncilikle geçimimi sağlıyorum diyorsanız ben o 3.2'leri 4.1'leri alırım böyle başımın üstüne koyarım yani. Bir civarı bir Hint filmiyim demiş BBB. <laughs> Geldi. Çok güzel. Bununla Geldi. da bitirelim. Vallahi Hint filmleri konusunda çok bir bilgim yok. Ama Life of Pi miydi? O Hint filmi miydi? Hint filmi değil galiba. Milyoner. O da Hint filmi değil ama Hindistan'da mı geçiyordu? Hintli birinin oynadığı bir film ama. Angal vardı. Her yerde görüyorum. <laughs> Dangal sucuk evet. devam filmi olarak. Hindistan'da yapılan dangal sucuklarının <gülüyor> anlatıldığı <gülüyor> ya, bir film. niye ben bu kadar biliyorum ya? Abi neden biliyorsun? Bir yerlerde hep çok büyük Karşımız dangal an... yazıyor şeylerde. <laughs> Web sitelerinde, internette <laughs> Ay, evet ya girdiğimizde dangal yazıyor. Ama yani gerçekten hiç filmi hiç sevmiyorum ben. Ya. Abi, biz o zaman dangalı önerelim. <laughs> Bilmediğimiz ama bence kesinlikle bir olduğuna emin olduğum bir film. <laughs> Bu kadar da kötü bir ırkçıyım. Bu ee, arada hayvan gibi yüksek çıkıyor Hindistan'da da 1 milyar kişi oy verdiği için. Abi şimdi adam bir dangal yapıyor bakıyorsun 9.3 puan falan. Ne oluyor lan diyorsun. Şimdi Hindistanlı diyorsun. biri seni dövmeye gelse Volkan, arkasında kaç kişi olur, senin arkanda kaç kişi olur? Çağırlan arkanı dediğinde kaç kişi gelebilir? Ya çok ciddi insan gelebilir. E yani, Bir o de zaman parası falan varsa çok fena. Hint kere. filmlerinin de IMDB'de yüksek puanlı olmasını biraz buna bağlayabiliriz. Keşke IMDB mesela Hint filmlerini ayır. İtele gibi, ötele gibi bir opsiyon koysa. Irkçılık. Irkla alakalı bir şey yapmıyorum. Filmlerini ayırmak istiyorum. Herkes ihtiyacı doğrultusunda kendi gerçekliğini oluşturuyor. Gördüğümüz gibi puanlamalar öyle. Biz elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştık. Paribu Cineverse'ün sunduğu sinemaya dair 9. bölümü bitmek üzere. Ben buraya diyalog için geldim ve iyi ki de kardeşim Volkan burada. Çünkü biliyorsunuz diyaloglar bittiğinde onologlar yükselir ve kafamız şişer. Hoşçakalın.